İstanbul'un turizmle ilgili potansiyeli e, bugünküyle sınırlı değil. E, daha fazla artabilir. 15 milyon üzerinde nüfusu var. İki katına kadar İstanbul'a turist gelebilir. Peki ne kadar geldi? 2018'in sonunda 13,5 milyon. Fena bir rakam değil. Peki bu e, sayı acaba e, 10 yıl, 15 yıl önce neydi? Ona bir bakalım. Yani e, şöyle, daha doğrusu 12 milyonluk Paris'e 18 milyon turist geliyor, 8 milyonluk Londra'ya 20 milyon geliyor, İstanbul'a 13.5. Aslında gelişme çok var. 2000 yılında 11 milyon nüfusu varken İstanbul'un 2.3 milyon turist geliyormuş. Bakınız, keten dikkatinizi çekiyor. Evet. 11 milyon nüfus, 2.3 milyon. Ne zaman? 2000. 2018, 18 yıl sonra nüfus 11 milyondan 15'e çıkmış. Yani 4 milyon artmış ama turist sayısı 10 kattan fazla artmış. Evet, 13.5 milyon. Yani İstanbul'da 235 bin yatak kapasitesi var. Yani Erzincan'ın nüfusundan daha fazla yatak kapasitesi var. 5 yıldızlı otelleri var. Fuar ve kongre için İstanbul çok avantajlı bir şehir, bir fuar kongre merkezi olma yolunda İstanbul emin adımlar ilerliyor. Hedef yılda 160 kongre ile dünya onunculuğunu yakalamak. İstanbul'un birçok büyüklükleri var. İsterseniz ben onlarla ilgili eğer zamanımız varsa İstanbul Türkiye için ne anlama geliyor, dünya için ne anlama geliyor bunlar da kısa kısa paylaşmak isterim. Bir Alayım süre, tamam. Biraz süre alalım. Merak İst ettim. İstanbul'un bir uluslararası durak avantajları. Herkese hitap eden bir şehir, aktif ve canlı bir iş dünyası var. Merak edilen şehir, tarih ve doğa şehri 2018'de tasarım ödülü aldı. Çok ama çok iyi sağlık hizmeti olan bir e, şehir olarak dünyada biliniyor. Geride kaldığı şeylerine, çevreyle ilgili henüz istediği yerde değil. Yeşil alanları kastediyorum. Aynı zamanda trafik sorununu, otopark sorununu tam anlamıyla çözememiş bir şehir. Burada da ilerleme var. Yani son yıllarda trafik araç sayısı arttığı halde trafikte bekleme sürelerini e, artmayan şehir İstanbul. Bunu da neden yap, başarabiliyor? Çünkü üçüncü köprü var, yapıldı. Avrasya Tüneli yapıldı. Marmara yapıldı. Bu arada bunlar da biz yaptık. Ee, ve bunlar sebebiyle İstanbul'da araç sayısı arttığı halde, trafik arttığı halde bekleme süresinde artış olmuyor. Yüksek mi? Yüksek. Bekleme süresi şu anda İstanbul'da 45-55 dakika arasında ama bu süre dünyanın diğer metropollerinde daha fazla